Nedir bu Merkür Retrosu? Astrolojiye meraklı insanlar birçok sorunu Merkür'ün gerilemesine, retrosuna bağlarlar. Uçuş gecikmeleri, cihazların bozulması, sevgilinizin sizi terk etmesi ve daha fazlası. Bu fenomen her yıl birkaç kez meydana gelir. 5-27 Ağustos tarihleri arasında yeniden bir gerileme dönemi yaşayacağız. Peki Güneş sistemimizin en küçük gezegeni olan, dünyanın sadece 3'te 1'i büyüklüğündeki Merkür bu kadar uzaktan tek tek insanlarla ilgilenerek nasıl bu kadar çok sorun yaratıyor? Son söyleyeceğimizi en başta söyleyelim. Yanıt basit. Böyle bir etki yaratmaz. İnsanlık binlerce yıldır gökyüzünü izlemiş ve gördüklerine anlam yüklemeye çalışmıştır. Merkür de bir istisna değildir. Merkür gerilemesi terimi antik insanların geceleri yaptıkları gökyüzü gözlemlerinde ortaya çıkmış gözükmektedir. M.Ö. 3100 yılında Sümer'in en gelişmiş şehri Ur'dayız. Gözlemci rahip Lugal yıllardır yaptığı gece gözlem görevindedir. Ur şehrinin huzur verici gecesinde her şey yolunda giderken bir anda o güne değin yıldızlarla hep aynı yönde hareket eden o küçük gezegenin yıldızların tersine hareket ettiğini fark eder. Göklerden aldığı bu mesajı İnanna'nın tapınağındaki Gılgamoş'a iletmek için onca yaşına rağmen koşar. Sümer'de böyle bir gecenin yaşanıp yaşanmadığını bilmesek de Merkür'ün gerileme hareketinin ilk belgelenmiş gözlemleri M.Ö. 700 yılına kadar uzanır. Bu dönemde Babilli astronomların kil tabletler üzerine çizdikleri gökyüzü diyagramlarında bu ters hareket görülmektedir. Antik Yunan'ın ilk dönemlerinde Merkür ya da Hermes tanrıların habercisi olarak anılmakta ve pek çok şeyden sorumlu olduğu gibi iyi talih de onun sorumluluğundaydı. Bu sebeple bu gezegenin ters görünen hareketinin en azından iyi talihte azalma olarak yorumlanması kaçınılmazdı. Bu inanç Orta Çağ Avrupa'sında popüler hale gelmiş ve günümüze kadar kötü giden her şeyin sorumlusu olmaya devam etmiştir. Bizler izlediğiniz bu videoyu yaptığımıza göre bu inancın halen devam ettiği ve popüler olduğunu söylemek yanlış olmaz. Yapılan araştırmalar insanların en az %25'inin Merkür metrosundan çekindiğini göstermektedir. Merkür'ün gerileme hareketi merak uyandırıcı görünse de aslında son derece öngörülebilir bir kozmik fenomendir. İşin özü, gezegen gerçekte geri gitmiyor. Bu sadece bize öyle görünüyor. Durum sadece optik bir yanılgı. Yılın farklı zamanlarında yörünge hızları birbirinden farklı olan bazı gezegenler diğer gezegenlerin yanından geçerek geçtikleri gezegenin geriye doğru gidiyormuş gibi görünmesine neden olur. Bu durum otoyolun hızlı şeridinde saatte 75 km hızla giderken orta şeritte saatte 60 km hızla giden bir aracı geçmeye benzer. Geçilen araç geriye gidiyormuş gibi görünür ancak aslında saatte 60 km hızla ileri gitmektedir. Gerileme illüzyonu Güneş sistemindeki her gezegende gerçekleşir. Yani gece gökyüzündeki her gezegen belirli bir noktada geri gidiyormuş gibi görünecektir. Bu durum Merkür'den Neptün'e kadar her gezegenin yörüngesinde farklı bir hızla hareket etmesinin doğal bir sonucudur. Bu hafta burcunuzu okurken bu göksel hareketlerin açıklaması olduğunu hatırlamanız belki de sizi biraz rahatlatır. Bu retro sevgilinizden ayrılmanızı veya büyük bir olayı ertelemenizi gerektirmez. Merkür retrosu sadece gezegenlerin fizik yasalarına göre hareket etmesidir. Sevgili bilimseverler, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.